Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu hafta altın ve gram altını inceleyeceğiz arkadaşlar. Bizler için altında önemli olan seviyeler hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışacağız. Teknik analiz olarak değerlendirmeye çalışacağız. Bu hafta altında bir kapanış, olumlu bir kapanış geldi mi? Arkadaşlar altında özellikle ons tarafında olumlu bir kapanış bu hafta gelmedi maalesef. Fakat kanal incelemesi yaptığımız zaman da yukarıya doğru daralan açı üçgenimiz hala hareketlerin bu üçgen içerisinde devam ettiğini bize gösteriyor arkadaşlar. Altın onsta bizler için 1952 seviyesi bir orta direnç seviyesi olarak göze çarpmakta. 1952 seviyesi tekrardan bizler için 1963 direncini altın olsun zorlayıp yukarı kırması ihtimalini de yüksek tutmakta. Şuradaki sıkışıklık arkadaşlar 1945, 1930 hatta diyelim şuradaki 1930 ve 1970 aralığında 75 aralığında bir sıkışma altın onsta hala devam etmekte. Altın onsta şimdi bizler için bu hafta aşağıda 1945 seviyesi önemli. Bu 1945 seviyesinin aşağı yönlü kırılmaması gerekli arkadaşlar. Bizler için yükselişin devamı için buradaki 1945 seviyesi altın onsta takibimizde kalacak en önemli seviye olarak gözükmekte arkadaşlar. Destek 1915 seviyesi 1945 seviyesinde. Yukarı yönlü hareketin devamı için ise arkadaşlar bizim 1963 seviyesi üzerinde hareketlerini devam ettirmemiz gerekli. Bana göre 1945 üzerinde burada teknik çalışma üzerinde arkadaşlar 1945 üzerinde bana göre ons tutunmasını gerçekleştirebilirse yukarı yönlü hareketlerini yukarı yönlü taşıyacaktır diye düşünmekteyim. Çünkü çizdiğimiz kanal aralıklarına baktığımız zaman şu an kanal alt kısmında ki desteğin güzel çalıştığını ve bize bu desteğin bakın arkadaşlar şuradan gelen destek çizgimizin gayet güzel çalıştığını görüyoruz. Bu destek çizgimizin altına bir sarkış olmadığı müddetçe bu hafta bu çizgimiz 1905 seviyesinden geçmekte. Hatta 1905, 1925, 15 civarlarından geçmekte. Yani bu 1915 seviyesi altına bir iniş, 1900, 1915 civarı altına bir iniş gelmediği müddetçe ons tarafında da altın tarafında da panik yapılacak bir durum olması gerektiğini ben düşünmemekteyim arkadaşlar. Bizler için bu hafta ons tarafında 1945 hala önemli. 1945 altında 1930 ve 1931 desteklerimiz mevcut. Yukarı yönlü hareketin ons tarafında yukarı yönlü gidebilmesi için de 1963 direnci üzerinde kapanışlar görmemiz şart. Yani 1963 üzerinde bir kapanış başlatabilirsek arkadaşlar ons tarafında bu sefer yukarı yönlü kanal aralıklarımız şu şekilde çalışmaya başlar. Şuradaki 1962 1982 kanalı bu kanalın da yukarıya doğru kırılmasıyla 1992 hedefi çalışmaya başlar. Aşağıda olmazsa olmaz kanal aralığımızda arkadaşlar desteğimiz 1945 desteği. Bu destek altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe yukarıda 1962-1982 kanal aralığının ons tarafında da tekrardan çalışması gerektiğini. Evet sevgili dostlarım öte yandan gram altına da baktığımız zaman gram altında zaman zaman şok aşı haberleri gelmekte. Şok aşı haberleriyle birlikte piyasalarda ufak geri çekilmeler. Fakat
Aşıyla ilgili olumsuz haberler gelmesiyle birlikte de ufak yukarı doğru yükselişler altın tarafında çok sık yaşanmaya başlandı. Çin, ABD ve Almanya. İngiltere tarafındaki zaten aşıda olumsuz gelişmeler yaşandığı basında geçenlerde paylaşılmıştı. Bu üç ülke şu an için aşıda olumlu sonuçların 2020 sonları ve 2021'in ilk çeyrekleri gibi aşı piyasaya süreceklerini iddia etseler de daha henüz Dünya Sağlık Örgütü tarafından kesinleşmiş herhangi bir aşı piyasada yok arkadaşlar. Gram tarafı zaten bildiğiniz gibi dolar tarafından da etkileniyor. Bizim gram altında bizler için 469 alt destek seviyesi hala önemli. 469 seviyesindeki destek takibimizde olacak. 469 üzerinde gram altın tutunmasına devam ettiği müddetçe zaten arkadaşlar bizler için yukarıdaki önemli 479 direnç noktamız ilk etapta beklentimiz olan yer olarak gözükmekte. Gram altında 479 469 üzerinde kalışlar 479 hedefli çalışacağını düşündüğümüz aralıklar olarak gözükmekte arkadaşlar. Burayı güzelce takip edeceğiz. Siz de biz de burayı takipte kalacağız 479'u. 479 ve 472 orta direnç seviyemizde bulunan bir de pivot bölgemiz mevcut arkadaşlar. 469-472 aralığında kaldıkça gram altında herhangi bir bozulma olmaz ve yukarıda bunun da ana hedef noktası 492'ye kadar gitmesi muhtemel bir ana hedef bölgesi olarak da gram altında kendimize bir hedef belirleyebiliriz arkadaşlar. Gram altında 492'li seviyelere kadar gidebilir. Zaten gram altında orta vadede 513-537 aralığında bir hedefimiz mevcut. Bu hedefimiz hala devam etmekte. Uzun vadede de gene 600-650 aralığı bizim gram altında beklenti olan hedef yerlerimiz güncelliğini şu an itibariyle de korumakta. Evet, altında bizler için takip etmemiz gereken dediğim gibi bu hafta 469 seviyesi olacak. 469 üzerinde kalan gram altın yukarıda 479 kısa hedef vadeli beklenti yerini test etmek isteyebilir. Şu an itibariyle de görünümü olumlu arkadaşlar. Bizler de bunu takipte kalacağız. Evet, şimdilik altın tarafında da söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.